Çevre Şehircilik Bakanı, pek kıymetli ki. Şimdi tasarruf önlemleri filan kendilerine tabii başka başka şey tahsis edilmiyor herhalde. Fakat çalışanların harit haritalama uçağını bakanlığın yani haritalama yapmıyor herhalde bu durumda. Yapıyorsa da ne için yapıyor bilmiyorum. E, kendine vakam aracı yapmış efendim. Haritalama uçağını. Bir skandalda Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özsaki, devletin uçağıyla seyahatini yapıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özsaki'nin farklı illerde apronda çekilen fotoğrafları, seyahatlerinde kullandığı uçak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait havadan görüntü alma uçağı ama Öz Haseki'ye tahsisli olduğu ortaya çıktı. Bakanlık da doğruladı. 2018 yılından bugüne kadar çeşitli vesilelerle planlanan il ziyaretlerinde ayrıca deprem, yangın, sel gibi afet süreçlerinde ve tarifeli uçuşların programlarla örtüşmediği zamanlarda bakanlığımıza hizmet vermektedir. Şimdi herhalde 200 tane araba olması lazım arka tarafta ondan kurtarmış olduk. <laughs> Kamuda tasarruf tedbirlerine riayet ettiğine ilişkin mesajı Hatay'da şehir içinde otobüsle seyahat ederek vermişti Çevre Bakanı Özaseki ama tasarruf genelgesine rağmen bakanlığın Ankara'da 15 katlı ek bina kiraladığı ortaya çıktı. Şimdi de Özaseki'nin bakanlığa bağlı kurumun uçağını makam uçağı gibi seyahatlerinde kullandığı. Aslında bu uçağı tapu kadastro havadan çekim için kullanması lazım. Tapu ve kadastro genel müdürlüğünün görüntü alım uçakları. O uçaklarla harita, tapu, kadastro, yol, baraj, arazi tapulaştırma ve kamulaştırma için havadan fotoğraflama yapılıyor. Ama tapu ve kadastro genel müdürlüğü iki uçaktan birini kullanabiliyor. 1991 model eski olanı. Çünkü yeni uçağı Çevre Bakanı Ösaseki il seyahatlerinde kullanıyor. Bakanlığımızın çalışmalarının daha hızlı, daha verimli ve daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve bu hizmetlerin vatandaşlarımıza bir an evvel sunulması için bakanlığımızla Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arasında 2018 yılında bir protokol imzalanmıştır. Bu uçağı özel işleri için kullanıyor. Bunu ne hakla yapıyorsun? İl ziyaretleri ve açılışlar kapsamında bu uçakla 11 Mayıs'ta Kayseri'de açılışı gerçekleştirecek olan akıl küpü kütüphanesi ve ikinci Evi ile Şükrü Karaca Aile Sağlığı Merkezi ve Parkı için 10 Mayıs akşamı Kayseri'ye ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bakanlık kaynakları acil durumlarda kullanılıyor dedi ama Öztaseki'nin 12 Mart Eskişehir ziyareti. Bakan o uçaktan indi, Valiliği AK Parti teşkilatını ziyaret etti. 10 gün sonra Tokat'a kentsel dönüşüm alanlarını inceleme yapmaya o uçakla gitti. Bakan Öztaseki haritalama uçağını son olarak Mayıs ayı içinde 10, 19 ve 29 Mayıs tarihlerinde bir kez Ankara İstanbul, iki kez de Ankara'dan memleketi Kayseri'ye giderken kullandı.